Tompa'dan doğru geçtik. Tompa'dan sonra işte bir 15-20 dakika Tallı yolundan sonra o barajlar otoban yolundan sonra ilk bu benzin istasyonu Ekro'dayız. Burada sim kart aldık 6 euro yani. Şu anda her şey güzel gidiyor. Hayırlı yolculuk, dikkat olun. Herkese iyi yolculuklar. Belgrad'a 8 kilometre kala hemen bu köprünün üzerindeki girişte iki araç kaza yapmıştı. Oradan dikkatli geçerseniz sevinirim. Herkese iyi yolculuklar. Evet, 26 Haziran 2021 saat 8.30, akşam 8.30 Belgrad'a geldik. 1115 kilometre gelmişiz. Sırbistan'a geçerken Macaristan'dan Sırbistan geçişinde Tompa sınır kapısını tercih ettik. Biraz normal yoldan, yaklaşık 95 km civarında normal yoldan gittik Tompa'ya. Yani otobandan çıktık, normal yol dediğimiz bu Landstrasse'den geldik. Biraz erken çıkmışız ama hiç durmadık. Yani 10 dakika geçmemiştir. Tompa sınır kapısından geçtik ve şu anda Belgrad şehir merkezine doğru ilerliyoruz. Akşam saat 8.30. Yollar gayet iyiydi. Sınırda beklemediğimiz için bir problem çıkmadı. Herkese hayırlı yolculuk. Selam arkadaşlar. Avusturya gümrüğüne gelmek üzereyim ama birazcık yoğunlaştı da yavaş yavaş ilerliyor şu an. Sırbistan'dan Bulgaristan'a geçiyoruz. Gece saat 12. 26 Haziran'ı 27 Haziran'a bağlayan gece. Sırbistan tarafı burası. Önümüzde 4 araç var. Yani hızlı gidiyor sayılır Sırbistan tarafı. Bulgaristan tarafına bakacağız. Evet, Bulgaristan girişi. Sırbistan'dan çıktık, Bulgaristan'a giriyoruz. Bugün 26 Haziran'ı 27 Haziran'a bağlayan gece. Saat şu anda 1 saat ileri aldığımız için 1.27 oldu. Önümüzde 4 araç var. Çok fazla beklemeyi yapacağını zannetmiyorum. Geçince yine haber, bilgi veririm. İyi akşamlar herkese. Şimdi Sırbistan kapısına vardık. Yaklaşık önümüzde 11-12 tane araba var. Çok bir yoğunluk yok. Birazdan Sırbistan sınırında biz de biraz dinleneceğiz. Selamünaleyküm arkadaşlar, iyi geceler. Ben Hakan. Biraz önce Dortmund halim istikametinden memleketimiz Konya'ya yola çıktım. Yolda olan bütün arkadaşlara hayırlı yolculuklar dilerim. Aman dikkat edin. Yorgun olanlar mutlaka çekip uyusun güvenli bir yerde. Allah yardımcınız olsun hepimizin tabii. Admin arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Onlara da kolay gelsin. İlerleyen dakikalarda fırsat oldukça paylaşım yapabiliriz. Görüşmek üzere. Hayırlı yolculuklar. Günaydın arkadaşlar. Saat şu an 5:15 geçiyor. Sırbistan çıkış kapısına geldik. Fazla bir yoğunluk yok. Hızlı ilerliyor. Şu an 3 kişi açık. Buradan sonrası Bulgaristan.
Herkese merhabalar. Bulgar Gümrüğü'nden çıktık. Şu anda ufak bir trafik var hemen bu inşaat alanına girmeden önce. Burada biraz trafik yavaş ilerliyor. Bilginize hayırlı yolculuklar. Herkese selamlar. Bulgaristan'ın o ünlü meşhur bozuk yoluna geldik. Burada yol hala aynı sıkıntıda. Burada biraz dikkatli kullanmanızı tavsiye ediyorum. Herkese iyi yolculuklar. Bugün birazcık bayağı bir stres yaşadık da Sırbistan'da yolu biraz kaybettik. Küçük gümrükten girmek zorunda kaldık. Şu anda Bulgar Sırp polisiyle bayağı uğraştırdı bizi. Uğraştırmaya da devam ediyor. Öyle bayağı bir stres yaşadık yani. Admin Ergin abimiz de bize yardım etti. Çok sağ olsun. Teşekkür ederiz hepinize. Evet, yandık. Hayırlı olsun. Haydi. Sırbistan'dan Bulgaristan'a geçiş. Mükemmel. Tamam, tamam. Yok, bir tane bir euro. Vay süper vay. İki tane bir euro yok ki. Yok, yok. Bitti. Paraları hep aldılar. Paraları hep aldılar. Bir euro vallaha. Tamam. Kola yok ki lan. Ben içmiyorum. Haram lan kola. Evet, Bulgaristan'a geçişteyiz. Bizim sıra hiç yürümüyor. Bir yarım saat oldu herhalde buraya varalı. Arkadaşlar önceden 1,5 saat bekledik dedi. Mümkün. 2,5 saat oldu Sırp'tan buraya giriş. Sırp'tan buraya girişimiz 2,5 saat sürdü. Daha da geçemedik. Bu buraya gelmemiz. Hala bekliyoruz. Sıcaklık 27 derece ama durduğumuz yerde 80 derece gibi geliyor insana. Sevgili İzin Yolu ailesi, biz Bulgaristan'a geldik. Ama şu anda önümüzde bayağı bir kuyruk var ve ilerlemiyor. Geçtiğimiz öteki güzergahlar, yollar muhteşem, Macar, Sırp, çok güzel. Birkaç yol inşaatları var ama ondan hariç her şey çok güzel. Herkese hayırlı yolculuklar. Bulgaristan gümrüğünde gişelerin hepsi açık olmasına rağmen rahat 2 saat oldu burada bekleyeli. Sırptan geçmeyle burayı hesaplarsak 4,5 saattir bekliyoruz. Bazı arkadaşlar kornaya basıyor. Onu yapmayın çünkü siz kornaya bastıkça bunlar daha rahat davranmaya başlıyor. Daha çok bekliyoruz. İyi yolculuklar herkese. Herkese iyi yolculuklar. Biz Kapıkule'ye şu anda giriyoruz. Kapıkule tam anlamıyla bomboş. 2-3 araç ya var ya yok. O kadar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben dün gece saat 2.30-3 civarlarında Dortmund Hagen'den yola çıkmıştım. Şu an Macaristan'ın içerilerindeyim. Yani
gireli bir saat falan oldu. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Allah'a çok şükür. Yollar güzel. Açıktı. İştah olmadı. Bir Avusturya girişinde 5-10 dakika bir bekleme oldu. Orada da bazı araçları durdurup bir şeyler soruyorlardı. Bize geç dediler. Yani yola çıkmak isteyen arkadaşlar çıkabilir. Tabii sonradan bir değişiklik olduysa bilemem ama ben gelirken güzeldi yani. Yollar açıktı. Ben Bosporus Otel'de bir konaklamayı düşünüyorum. Nasip olursa. Yaklaşık 600 kilometrem var oraya. Dinlene dinlene gidiyoruz. Yani öyle acele edelim diye bir durum yok. Herkes dikkat etsin. Allah herkese hayırlı özür versin. Sevdiklerine hoş tutsun inşallah. Arada haberleşiriz. Gruptaki yardımcı olan arkadaşlarımıza, adminlerimize de teşekkür ederim. Allah razı olsun hepsine. Merhaba, bugün ayın 27'si. Şu an saat 15.35. Biz Hamburg'dan yola çıktık. Dresden'e varıyoruz. Ama yolda bayağı bir tıkanıklık var. Hem Berlin içinde hem de şimdi burada kaza olduğu için bayağı bir iştahı da beklediğimiz için bu saate anca. Hayırlı yolculuklar herkese. Arkadaşlar an itibariyle Tompa sınır kapısına geldim. Önümde 3-5 tane araba var. Yani burası sakin. Buradan gelmenizi tavsiye ederim. Ben interneti kapatıyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hayırlı yolculuklar. Edirne'ye 200 kilometre kala